Hey this is Tonguç Academy and I am your English teacher Albert. Arkadaşlar, 9. sınıf İngilizce. Anladığım kadarıyla 10 numara bir yazılı sizi bekliyor. Şimdi. <laughs> Şimdi sayfayı çevirdim. Hocam ne yapmak lazım? Bakın. 5 ünite Inspiration. Bak nereden geliyor biliyor musun? Inspire. Hani ilham veriyorsun ya. Inspiration people. Biraz alt başlıklara hakim olmak lazım. Karşılaştırmalar yapacağız. Nerede? Karakteristik özelliklerde, dış görünüşlerde vesaire gibi. Sağ tarafa baktım. Bridging cultures. Böyle neyse kültürler arasında bir köprü oluştururuz yani. Misal veriyorum. En sevdiğim Talking about travel and tourism. Seyahat ettik, turizm dünyasına girdik vesaire gibi. Peki hocam. Ve Heritage. Burada dünyanın böyle ünlü hususiyetleriyle ilgili küçük bir takım değinmeler ama ve özellikle talking about past events benim en sevdiğim past simple tense sayfayı çevirmemle beraber şıkırt diye şunu şuraya basarım derim ki hoca buradan 10 numara 5 yıldız soru sorar neden dersen izle şimdi diyor ki bana choose the correct doğru olanı seçiniz hocam doğru olanı seçeceğim de neye göre bak neye göre biliyor musun? Present simple. Burada turuncu. Başka bir renkle kalem alayım. Present simple. Geniş zaman. Duğdaz aklıma geldi. Present continuous. Ve şimdiki zaman. Emizar aklıma geldi. ING ile birlikte fiilin üstünde. Ama benden burada istediği fiiller değil. Arkadaşlar uygun olan zaman ifadeleri. Dün, yarın, efendime söyleyeyim 3 gün sonra. Ama hocam burada olaylar present dönmüş. Harika. Elimde ne var? Right now. Mesela present continuous tense ait. Elimde ne var? Now. Şimdi present continuous sahip. At present. Yine present kontinüsten sahip ama bazen ne olur? At weekends. Hafta sonlarında. Every day. Her gün. işte bu ikisi arasındaki şıkırt farkları bulmaya çalışacağız. Bakın şimdi arkadaşlar diyor ki Tom ama soru cümlesi mi? Soru cümlesi. Hop en başa döndüm. Does Tom visit her grandma parents? Şimdi diyor ki Tom büyük annesini, büyük babasını on numara ziyaret eder mi? Bakın bir geniş zaman söz konusu ise ben ne yapamam? Şu andaki ziyaretinden değil at weekends. Hafta sonları. Hocam Amerikan İngilizcesinde bunu on weekends görüyorum. Doğru mudur? On numara beş yıldız doğrudur. Tom. Özür dilerim. Does Tom visit her grandparents at weekends? Tom kardeşim hafta sonlarında büyük anasını, büyük babasını ziyaret eder mi? Vallahi bilemem. İki. Jack serves on the net. Arkadaşlar internette takılma durumu söz konusuysa bir kere edatınız on. Yani ben hocam internette surf yaparım yapmam. Mesele şu. Jack üçüncü tekil şahıs mı? He, she, it mi? He. Doğru. Peki üçüncü tekil şahıslar present simple tense geniş zaman söz konusu olduğunda fiilinin üstüne s alır mı? Ali goes to school. S alır hocam. Hayda. O zaman burada bir present simple tense söz konusu olduğuna göre Haydi bakalım. Yine ne yaptım? Geniş zaman. everyday. Jack serves on the net every day. Jack kardeşim. Hem de her gün internette şıkır şıkır surf yapar. Geldim 3'e. İzle. Diyor ki hocam do yardımcı fiilini gördüm hemen aklıma present simple tense geniş zaman geldi ama belli ki özne çoğul olarak gelecek kabul ettik do her daughters bakın ondan bahsetmiyor onun kızlarından bahsediyor do her daughters onun kızları have music classes? Müzik dersi var mı? Müzik dersine sahip mi? Ne zaman? At present. Dur bir dakika. Dedik ki at present. Efendime söyleyeyim right now. Now bunları present continuous tense'te kullan. Ama ben diyeceğim ki cuma günleri müzik dersine gidiyor mu bunlar? Hayda geniş zaman on Fridays. On numara beş yıldız. Geldim dörde. Hakan hoppala doesn't'ı gördün mü gördüm. Do gördüm. Don't gördüm, does gördüm, doesn't gördüm, present simple tense geniş zaman olduğunu anladım ve hemen at the moment. Değil mi arkadaşlar? O zaman aklınızda neyi tutacaksınız sınav esnası? Right now, now, at present, at the moment. Bunların dördü present continuous tense geniş şimdiki zamanda kullanılır. Hocam present simple tense geniş zaman at weekends, on weekends, on Fridays in the afternoon. Hayda. Hakan doesn't take a nap. Hakan uyumaz. Hafif hafif şekerleme yapmaz. Kestirmez. Ne zaman? In the afternoon. Öğleden sonraları. On numara beş yıldız diyorum. Beşe geçiyorum arkadaşlar. We have dinner with our parents. Biz ailemizle aslında burada anne ve babamızla birlikte yemek yeriz diyor. Tamam. Fakat bir şeye dikkat edin. Şimdi özlem çoğul. Have has tamam. Have'i almış ama have'in bir özelliği var. Diyor ki sahip olmak anlamındaki have eğer arkasından yiyecek gelirse yemek fiiline içecek gelirse içmek fiiline dönüşür. Tamam dönüştü. We have dinner. Biz akşam yemeği yeriz. Bakın şu anda değil. Bunu her zaman yapıyorlar. O zaman at the moment'ı attım çöpe twice a week. Bir hafta içerisinde iki kere anamızla babamızla oturur. Aslanlar gibi akşam yemeği yeriz diyor. Altıya geçiyor. İzle. We are going to. Biz daha önce sizlere ne anlaşmıştık. Şunu birleştir. Gonna. We gonna. Tamam. We gonna the class. We are going to class right now. Helal. Bak şimdi emizarı gördün mü? Gördüm. Üstüne fiilin üstüne continuous tense gördün mü? I ING gördüm. Hops. O zaman ne yaptım? Everyday'i attım dışarı. Kalemimi değiştirdim. Aldım kırmızıyı. Right now dedim. İzle şimdi. We are going to the class right now. Biz şu anda şıkır şıkır sınıfa derse okula yürüyerek gidiyoruz. Gayet güzel. Gerçi yürüyerek olup olmadığını bilmez. Belki arabayla gidiyordur da. Geldik yediye arkadaşlar. You should walk your dog. Şimdi walk fiilinin bir özelliği vardı. Bunu daha önceki derslerde tartıştık sizinle. Dedik ki yürümek anlamındaki walk. Eğer arkasından köpek kelimesini alır ise I walk my dog. Köpeğimi yürütürüm. İzle şimdi. You should walk your dog. Bakın arkadaşlar. Sen köpeğini yürütmelisin. Güzel. Today. Hocam sen köpeğini bugün yürütmelisin diyebilir miyim? Diyebilirim. Doğru. Sana diyorum ki you should walk your dog today. Bugün köpeğini yürütmelisin. Peki hocam you should walk your dog every day. Ha, o zaman burada şöyle bir durum söz konusu olurdu. Normal şartlarda genel bir durumda her ikisi de söz konusu olsa bile sınav benden bu ikisine en uygun yapıyı ver dediğine göre Bakın her gün köpeğini yürüye yürüyüşe çıkarmalısın. Bu senin bir alışkanlığın olmalı diyorum. 8'e geçiyorum. You should get a health check up. Bakın şimdi ne yapmam lazım? Bir sağlık check yapmalısın. Peki şimdi mi? Ya istersen şimdi yap ama sınav diyor ki kardeşim geniş zamana uygun yapıyı vermen gerekebilir ya da present continuous E buradaki durum her 6 ayda bir dediğine göre ben sayfamı hiç gevezelik etmeden çeviririm arkadaşlar. Şimdi bakın diyor ki boşlukları doldur. Neyle doldur? İzle. B'nin geçmiş haliyle. Yani belki koyacaksın was. Belki koyacaksın were. Soru şu. Hocam buradan soru gelir mi? Sorunun kralı gelir. Demiş ki fill in the gaps. Boşlukları doldurunuz. With the past simple. Formo B. Hepsini okumak istedim. Yönergelerin hepsini okuyun arkadaşlar. Yoksa sonra karaciğerimizde yağlanma olur. Geldim bire. Hocam nasıl anlayacağım? Vaz mı koyacağım? Vör mü koyacağım? Çok kolay. Nokta noktanın arkasındaki isim S almış mı? Almamış mı? Vallahi almamış. O zaman şuraya ben Was'ı gömerimizle The There was one smart kid in our class. Ya bizim sınıfımızda. Zeki bir oğlan vardı. Sen sağ ol. He switched schools. O da okulu değiştirdi gitti. Hayda. Biz de kalemi değiştirelim izle. İki. They. Bak şimdi. They tekil mi çoğul mu? Hocam çoğul. O zaman sıfır gevezelik yapıyorum şuraya aslan gibi ver koyuyorum. They were very happy about the news I told them. Bakın İngilizce bir cümleyi Türkçe'ye çevirirken sondan başa doğru gelin. Bakın onlara söylediğim haberler hakkında acayip mutlu oldular. Gördünüz mü çeviriyi? Geldim üçe. İzle. Burada bir soru var mı? Var. Hocam soru var da o beni çok ırgalamıyor. Niye? Ben özneye bakarım kardeşim. Tekil mi çoğul mu? Tamam burada tekil. Bir tane kızdan bahsediyorum. Hemen buraya was diye ahanda büyük harflerle. Was she sick? Last week. O geçtiğimiz hafta hasta mıydı sorusunu sordum. Çünkü I couldn't see her. O kızdan hoşlanıyorum. Gözüm sürekli arıyor ama ya göremedin ki okulda diyorum. Hemen dörde geçiyorum. Bakın arkadaşlar. The children çoğul. Hayda. Hiç uzatmadan ver getirdim. The Children çünkü child neydi? Çocuk. Childs çocuklar olmaz. Children çocuklar. The children were Not at the concert. Şimdi diyor ki concert özür dilerim. Not at the concert. Çocuklar konserde değildi. Bu çocuklar arkadaşlar size bir şey öğreteyim mi? Konser kelimesi var ya concert. Sonuna o koyarsanız concerto. Bu sefer concerto'ya dönüşmüş olur. Her neyse. Çocuklar konserde değillerdi diyorum. Şıkırt bir sonraki kalemimle devam ediyorum. Hocam it. He she it. Tekil tamam. O zaman ben şuraya hiç sözü uzatmadan vaz yazsam it was a beautiful exhibition ya var ya on numara beş yıldız bir sergiydi thank you for inviting us ve bizi teşekkür şey ne derler ona bizi davet ettiğin için de çok teşekkür ediyorum. İşte bu kadar arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. Ben şurada ay gördüm. I gördüğüm anda yiğitler gibi vaz yazdım. When I was in vacation. Ben tatildeyken. Biz genelde tatili on da kullanırız bilginiz olsun. On holiday, on vacation. Ben e, vacation'dayken, tatildeyken I was really relaxed. On numara beş yıldız rahatladım. İşte bu kadar. Kalemimi kahverengi istiyorum. When she. Hmm, hocam she tekil. Vazı getirdim. When she was little. Kendisi bir zamanlar küçüktü biliyor musun? She was always asking us to play with. Bak diyor ki. She was always asking. Bizden isterdi. Kimden? Bizden. Ne isterdi? To play with her. Kendisiyle oynamamızı. E çocuktu o zaman çünkü kardeşim. Pekala. Açık mavi. Gel bakalım buraya. Zühtü senin Allah'ına kurban be. Zühtü has a very successful business. Şimdi Zühtü'nün acayip 10 numara 5 yıldız başarılı bir işi var mı? Var üstad. Şimdi bak. When He was. Bak şimdi zühtü erkek mi erkek? Bir tane mi zühtü bir tane zühtü. O zaman ne geldi? Zamire dikkat et. He tekil was gömdüm in the university at university. Üniversitedeyken neydi? Üniversite yıllarında he never missed a class. Bir tek dersini bile kaçırmadı ve arkadaşlar ne yaptı? Öyle bir iş kurdu ki üf 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 diyorum çevirdim. En sevdiğim arkadaşlar. Şimdi bakın burada bir karşılaştırma var. Peki hocam yüzdelik oranı ne sınavda gelme? Tartışmaya kapalı. Yüzde yüz diyorum defteri kapatıyorum. İzle. Şimdi Circle yuvarlak içine alınız. Neyi? Correct option. Doğru o. Arkadaşlar şimdi karşılaştırmalar var ya komparatifler var süperlatifler var. Bak gel kendimizden geçelim izle. Seda iz boşluk. Şimdi bizim ailemizde benim hayatımda tanıdığım bugüne kadar gördüğüm tüm dünyada bunları gördüysen belli ki senden the most yapısını istiyor. Fakat tek heceli sıfatlarda hot tek heceli sıfat neydi? Söylerken ağzımdan tek ünlü çıkıyorsa biz buna tek heceli sıfat deriz. Güzel. Peki hocam süperlatifini almak için ne yapıyordum ben bunu? E, şu T'yi double yapıp EST getiriyordum ama ve lakin önüne D'yi unutmuyordum. Peki hocam sıfat birden çok bakın X pen eğer sıfat birden çok ağızdan çıkarken ünlü harfi içeriyorsa o zaman the most diyordum. Doğru mu? Doğru. İzle şimdi. The thinnest olabilir. Thinnest olamaz. dısı yok. The most thin. Thinnest olması lazım değil mi arkadaşlar? EST gelecek bak. Thinnest EST gelecek. Nerede EST yok. Zaten bunun da iki tane ne olması lazım? Hoppa bu da gitti. Ahanda doğru cevap geldi. Seda is the teenest girl in our family. Seda bizim ailemizdeki en ince kızdır. İşte bu kadar. Geldim ikiye. Everest'e bakalım arkadaşlar. Şimdi zaten Everest en yüksek. Biz bunu biliyoruz. En yüksek olduğuna göre hayır diyebiliyor muyum? Hayır diyemiyorum arkadaşlar. Niye? Zaten karşılaştırma yapmıyor. Hayır than. Bakın than. Ben burada than karşılaştırmasını göremediğim için B'yi attım. O zaman the hayır da kafadan atarım. Ama geldim. Everest is the highest mountain i've known Everest benim bildiğim en yüksek dağdır diyorum. Üçe geçiyorum arkadaşlar. Lezzetli bir kalem değişimi. Haydi bakalım. Turuncu. I think benim fikrime göre size bir şey söyleyeceğim. Think kullandıysanız yazı dilinde arkasından virgül anormal bir şart yoksa getirmeyin. I think you are Ha, nokta nokta göl. Ay, bakar mısın abi? Yanık kıza. Sen gördüğüm üf üf. The beautifulest olmaz. Çünkü ağzımızdan çıkarken birden fazla ünlü varsa önüne the most gelir demiştik. Most beautiful kabul. ama velakin the nerede? Hoppa, bu da gitti. Şimdi şunu izle. I think you are the most beautiful girl I've ever seen. Bence sen benim gördüğüm en 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 güzel kızsın. Şimdi arkadaşlar şu sayfa ile ilgili müsaade ederseniz bir bilgi vereyim. Hocam ben bunlarda zorlanıyorum. Bak zorlanacak bir şey yok. Ezbere almam lazım ama biraz genel kültür yapısı da ağzımızın tadını yerine getirir. Neden dersen en belirgini ve en basiti şu iki numaraya gelmek istiyorum. Neden hocam? Çünkü fener nerede olur? Denizde olur. Ahanda deniz feneri. Hocam nerede? Hoppa. Lighthouse of Alexandria. Bakın burada değil mi? Şey var. Ne onun adı? E, deniz feneri var. O zaman iki numaraya ben otomatikmen. Ben iki numaraya otomatikmen şey diyebilir miyim? E, denizli diyebilir miyim? Diyebilirim. Bak bir kere bunu yazdım. Buna dikkat. Şimdi devam etmek istiyorum. Geldim bir numaraya. Arkadaşlar uzun ve devasa yapısı bize neyi versin biliyor musunuz? Bir numara otomatik olarak anıt kabirden lütfen aklınıza gelsin. Mausoleum. Bakın. Bodrum'daki Halikarnassus. Buradan aklınıza o büyük ve şu önündeki şu kolonlar var ya. İşte biraz anıt kabirden aklınıza gelirse hemen bu bir numaranın cevabının da bizim için Ceyhan olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi şuradaki asma bahçeler bizim için bak oradan aklında kalsın. Asma bahçeler oradan aklında kalsın. Hani biraz şöyle düşün. Sanki asma yap tabii ki alakası yok da akılda kalsın diye söylüyorum. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi 4 numaraya. Babil'in asma bahçeleri diyebilir miyim? Derim. O zaman ben 4 numaraya yiğitler gibi Bursa'yı yazdım. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi şunu şuradan çekeyim ki dikkatiniz dağılmasın. 3 numara. Geriye ne kaldı? E direkt Efes'teki Artemis Tapınağı kalmadı mı? Kaldı hocam. Hoppa! 3 numarayı da. Ama bunu ziyadesiyle hem genel kültür açısından yani hem de ya rezil olmamak adına aklımıza yazmalıyız bir parça ezbere almalıyız dedim sayfamı çevirdim. Şimdi bakın benim en sevdiğim yerlerden bir tanesi arkadaşlar beraber kolektif bir çalışma belki ama birlikte yapacağız ama en azından özgürüz. İstediğimiz gibi cümle yazabiliriz. Şimdi diyor ki make five sentences using the past forms of the verbs below. Aşağıdaki Fiillerin geçmiş hallerini kullanarak 5 adet cümle yazınız. Bakın şimdi. Walk. Bir kere walk ne yapar? Arkasına ed alır. Doğru mu arkadaşlar? O zaman şöyle söyleyebilir miyim? I walked to school. İzle. I walk. I walked to school yesterday. Bakın ünlü harflerini attım arkadaşlar. Gördünüz mü? Süper. Dün okula yürüyerek gittim. O yüzden biraz sinirlerim bozuk. Peki. İkinci cümleye bakalım arkadaşlar. eat. Ne yapmam lazım? Eat'in a'sını ön tarafa alarak bunu ikinci hale döndürmem lazım. Gayet kolay. Bakın şimdi. you ate. Bakın you ate. Bu eat'i kısaltmalı yazmak istersen, hocam zopa atmayacaksa 8 yazabilirsin. You ate. Ha demek ki 8 rakamı yemek fiilinin aynı zamanda ikinci halidir. You ate. all the nuts. Yahu kardeşim sen bütün fındıkları yedin bitirdin. Bizi mahvettin. Geldik üçü arkadaşlar. Drink. Son derece basit. Drink kelimesinin şu iyisini a yaptığınız takdirde drank ikinci hali almış olursunuz. Mükemmel bir olay. Bak şimdi. Diyor ki şey she yapalım mı arkadaşlar bu sefer? She drank my milk. Ya o var ya benim sütümü içti. Işte bulursam onu çok büyük zopalayacağım. Geldim dörde. Talk. En kolaylarından bir tanesi. Walk'tan aklında kalsın. Talk diyor ki benim arkama ED getirirsen bu iş biter. Mesela my mom. Ah canım annem. Talk. ED'yi ver. Talked to me. Efendime söyleyeyim. Bak. On the Phone. Ya ben gurbetçiyim. Dışarıda yaşıyorum. Anacığımı da özlemişim. My mom talked to me. My mom talked to me on the phone. Annem istersen şuraya geçmiş zaman zarfı verebilirsin. Aha da last week. Geçtiğimiz hafta. Gördünüz mü arkadaşlar? Hadi beş. Bakın sayfayı bitiriyoruz. En sevdiklerimden bir tanesidir. Read. Birinci hali de aynı. İkinci hali de aynı. Üçüncü halde aynı. Amma ve lakin read sadece okurken ne yapıyorum biliyor musun? Kırmızı rengini okuyormuşum gibi red. Read, red, red. Aha üçüncü el, yanlış yazmışım. Bakın read, red, red. Okurum, okudu, okumuş gibi düşünebilirsiniz. Mesela my dad. Ah benim canım babacığım. Red. Bakın from cover to cover. Bakın diyor ki cover kap, değil mi arkadaşlar? Bir kaptan diğer kaba, yani bir kapaktan diğer kapağa, yani bütün kitabı okudu demek. My dad read the book. İstersen şuraya the book yazabilirsin. My dad read the book from cover to cover. Kitabı baştan sona okudu demek arkadaşlar. Oh be çevirdim. Şimdi bak bir şey diyeceğim. Hocam karşılıklı konuşmalarda. Sınav hususu, söz konusu ise, sorular gelir mi? Bak ellerimi çektim. Diyorum ki 10 numara 5 yıldız gelir. Şimdi hadi devam. Read the sentences, cümleleri okuyun. And write the speakers. Ama bu cümlelerin hangi konuşmacıya ait olduğunu yazın. Şimdi bir tane müşteri var elimde, customer. Bir tane de elimde ne var? Garson, waiter. Şimdi arkadaşlar hangisini hangisi söylemiş olabilirizle? izle. Can we have the menu please? Lütfen menü alabilir miyiz? Hmm. O zaman ne yapıyorum arkadaşlar? Bunu menü alabilir miyiz dediğine göre customer söylemiştir değil mi arkadaşlar? Pekala. Can we have the menu please? Bize menü getirimi customer'ın cümlesi. Are you ready to order? Peki garson diyor ki sipariş için hazır mısın? Ahanda waiter yazdım arkadaşlar. Diyor ki bak would you like something to drink first? Öncelikle bir şey içmek ister misiniz? E bunu kim sorar? Garson sorar değil mi arkadaşlar? Is that all sir? Bütün siparişiniz bu kadar mı efendim? E belli ki bu da garsonun cümlesi. Can I have the bill? Faturayı rica edebilir miyim? Arkadaşlar yiyen öder. E yiyen de müşteri olduğuna göre bakın. I want pasta with some chicken and vegetables. Biraz şey chicken ne bu tavuk. Biraz sebze ile birlikte ne istiyorum? Makarna. E bunu kim ister? Customer. Müşteri ister. That's all. Thank you. Bakın siparişimin hepsi bu. Çok teşekkür ediyorum. E bunu da muhtemelen müşteri söyler. Would you like some dessert? Biraz tatlı istirham eder misiniz? Biraz tatlı ister misiniz? Muhtemelen bunu soracak olan kişi garsondur diyorum. Sayfamı çeviriyorum arkadaşlar. Ve diyorum ki yazılı da sorulur. Yüzde yüz. Bakın megafonla bağırıyorum ki hani iyice zihnimize girsin diye. Diyor ki complete the... ah bakın arkadaşlar tek question. Çok kolay değil mi? Cümlem hangi tense'de? Bakıyorum özne work bir. Geniş zaman. They eat fish. Onlar fish and chips yer. Okay. Neydi bunun yardımcı fiili? Do does. Bakın arkadaşlar. Eğer cümle olumlu ise tek question nasıl gelirdi? Olumsuz. They eat fish don't they? Onlar balık yer değil mi? İşte bu kadar. The Japanese girl isn't eating sushi. Şimdi arkadaşlar şurada bir tane bir kız oturuyor ve belli ki Japon. Ama önündeki sushi'yi de yemiyor. The Japanese girl isn't eating sushi. Şu Japon kız sushi'sini yemiyor değil mi? Hayda. Niye hocam böyle oldu bu sefer? Eğer cümlen olumsuz ise tak olumludur. Buna dikkat ediyorum. Peki arkadaşlar, hadi devam edelim. Bir tane yeşil kalem. The Chinese people tekil mi çoğul mu? Çoğul. Are eating. Şu anda yiyorlar mı? Yiyorlar. Değil mi? O zaman ne yapalım arkadaşlar? Bakın, Arı hemen olumsuzlaştırıp çoğul olduğuna göre şurada de getirir, defteri kapatırım. Gördünüz mü? The Chinese people are eating, aren't they? Çinli insanlar yiyorlar, değil mi? Bakın, işte bu kadar. Hadi devam. Bakın şimdi Let's eat. Şimdi çok basit bir şey söyleyeceğim. Hiç gevezelik etmeyeceğim. Neden? Let's gördüğün anda tavsiye var mıdır? Vardır. Tamam. O zaman öneri var mıdır? Vardır. Hadi şunu yapalım. Bunu yapalım mı? Bakın arkadaşlar. Let's eat out tonight. Bu akşam dışarıda yiyelim mi? Hop! Şş, yeriz değil mi? Shall we? Gördünüz mü arkadaşlar? Shall we? Buradan aklınıza gelsin. Hani bu şeyler var ya tavsiyeler vesaire. Şe bak seni davet ediyorum. Let's eat out tonight. Ya bu gece hadi dışarıda yer. Yer miyiz? Öyle olur değil mi? Şelle kullanın. Let's gördüğünüz anda. Devam etmek istiyorum arkadaşlar. Mesela şimdi şinitsel. İnsan değil. He, she, it. It'i seçerim. Yani buradaki özne belli ki it. E burada cümle olumlu gelmiş mi? Gelmiş. Hocam ben daha okumadan buraya isn't it koysam beni üzer mi? Üzmez. Şinitsel is very popular. Isn't it schnitzel Avusturya'da çok ünlü, çok popüler değil mi? Harika gidiyoruz bence arkadaşlar. You are Delvey, aren't you? Sen Delvis'in değil mi kardeş? İşte bu kadar. Neden hocam aren't? E çünkü burada olumlu olduğuna göre aren't you karşıya seslenmiş oldum. İzleyin arkadaşlar. Your mother has. Şimdi öğrenci hemen ne yapıyor biliyor musun? Has'i görüyor ya bir de olumlu. Bak böyle yapıyor. Hasn't she diyor. Eyvah. Bak çok önemli bir durum var. Hasn't diyebilmen için bunun arkasından got gelmesi lazım. Has got, have got. Gelmiş mi? Gelmemiş. O zaman arkadaşlar do does yardımcı fiilinizdir. Aman diyeyim. Your mother has a purple umbrella. Senin annenin mor bir şemsiyesi var değil mi derken hemen anne tekil olduğuna göre doesn't she derim. Sınavda hoca sizi düşürebilir. Dikkat edin. Hadi devam. You can ride bicycle can't you? Evet. İngilizler can't. Amerikalılar can't. Şimdi burada olumlu mu? Olumlu hocam. You can ride bicycle. Can't you? Sen bisiklet sürebilirsin. Değil mi? Dedim. Sayfamı hop çevirdim. Şimdi arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Circle the odd. Tuhaf olan demek. Odd. Tuhaf olan kelimeyi lütfen yuvarlak içine alınız diyor. Şimdi 3 tane kelimenin Aynı kategoride olup bir tanesinin bize saçma gelmesi lazım. Müsaade ederseniz göstereyim hikayeyi size. Head, kafa, leg, bacak, nose, burun, jacket. Bakın burada kıyafet var. Saçma oldu gördünüz mü? Mesela bakın şimdi. Burada ne var? Burnet. Şimdi esmer demek değil mi arkadaşlar? Beautiful, güzel. Ugly, çirkin. Handsome, yakışıklı. Ama burada bir ten renginden bahsetti. Odd dediği bu işte tuhaflık yarattı. Emotional, funny, serious, noisy. Değil mi arkadaşlar? Şimdi bakın. Noisy gürültülü. E burada hani böyle hissi, komik, efendime söyleyeyim, e ciddi kişilik özelliklerini verirken hani burada trafikteki bir gürültü bu biraz abes kaçtı. Ticket bilet, pasaport. Bakın arkadaşlar, değil mi? Arrival hani bunların hepsine dikkat edin. Bu şurada bir ee, o andaki havaalanı dili söz konusu ama hani buradaki şehir ismi e, şunlarla karşılaştırdığımda odd word. Tuhaf bir kelime olarak kalır bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar gemi var mı var, tren var mı var, araba var mı var, ee, dış lastik biraz tuhaf oldu değil mi? Bakın burada transportation yani bir ulaşım araçları varken buradaki dış lastik sadece arabayla ilintili oldu, saçma oldu. Şimdi elimde port, liman var. Elimde bus station, otobüs efendime söyleyeyim durağı var. Elimde bir tane airport, havaalanı var ama elimdeki hayvanat bahçesi burayı karşılamadı. Monument. Bakın şimdi. Arkadaşlar abide var. Güzel. Heykel var. Güzel. Efendime söyleyeyim burada bir tane tomb, mezar var. Güzel. Beşiktaş bayrağının misal veriyorum burada ne işi var? Haydi buyur. Article. Şimdi arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Şuraya baktığımda bazen diyor ki öğrenci, hocam yani ben burada kelimelerin anlamlarını bir article diyorum özüm. Arctic. Şimdi burada kutup bölgelerinden bahsetti mi? Bahsetti. Pol bilmesen bile Arctic. Bak buradan aklına gelebilir değil mi? Antarktika bölgesi Arctic region gibi. Peki burada tropik bölgeler var. Burada şelaleler var. E arkadaş kelimesinin burada ne işi var derler adama. Aktör var mı oyuncu? Var. Kompozör var mı? Bestekar var. Entertainer var mı? Eğlence dünyasından var. Omuz. Hayda. Gayet saçma değil mi? Gayet saçma. O zaman ben bu saçmalığa bir son verir miyim? Verdim. Şimdi arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Bana deyin ki hocam edatlarla ilgili ibareler yazılı da gelir mi? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben olsam yüzde yüz sorarım. E ben İngilizce öğretmeni olduğuma göre senin hocan da soracak. Şimdi izle. In touch with. Hop ne yapıyorsun? Bağlantıda kalıyorsun. Stay in touch with. Bağlantıda kaldın mı? Kaldın. Search for information. Dur başka renkle yazayım. Arkadaşlar look for'dan hani look aramak, search aramak ya. Look'u for'la kullanıyoruz. Look for aramak. Search for information. Look for information. Dolayısıyla bilgiyi aramak dedim. Fill in the blanks diyor ya arkadaşlar. Boşlukları doldur. En sevdiğiniz kelime. Fill in the blanks. Bakın Fill in spare time bitti spare time boş zaman olduğuna göre ee, ibareniz tamamdır. Kontakt yapıyorum arkadaşlar şimdi ne yaptım? Şöyle bir durum var. Kontakta kalacağım. Kontakt ee, buradaki kontaktı ne ile kullanım? With ile kullanabilir miyim hocam? Valla with ile kullanabilirim. İşte with o da geldi. Kontakt with Um, celebrity ünlü bir insanla iletişime geçmek ama burada bir bir sıkıntı yaşıyorum arkadaşlar bir dakika fill up olması lazım şunun e, ben mi acaba karıştırıyorum ama hayır up, a, evet bu up olması lazım beni bağışlayın arkadaşlar bir küçük düzeltme fill in the blanks da olduğu gibi olmaz neden biliyor musunuz fill up fill in the blanks boşluğu doldur bak kafam karıştı durdum izle Fill in the blanks boşluğu doldurun. Ama sen boş zaman aktivitelerini dolduracaksın ya. Buradaki edatım -up, up olmak zorunda. Hemen kendimi düzelttim ve geri döndüm. Stay up, stay up to date. Kendini güncel tut derken zaten up to date hepinizin çok yakinen hakim ve haiz olduğu bir ibare. Stay up to date dedim. Sayfamı hop çevirdim. En sevdiğim yerlerden bir tanesi arkadaşlar. Nedir? Eşleştirme yapacağım. Sol tarafta benim kelimelerim var. Bu kelimeler paraphrase. Ne demek paraphrase? Bir kelimenin başka kelimelerle anlatılması demek. O zaman biz meanings bakın match the words Kelimeleri eşleştiriniz. Neyle? With their meanings. Anlamlarıyla. Harika. Hazırsak başlıyoruz. Ancient. Şimdi ancient eski demek. O zaman benim eskiye ait bir şeyler bulmam lazım arkadaşlar. Old kelimesini görürsek bu iş biter diye. Bakın arkadaşlar. Hoppa. Bir Edirne. Gelin beraber bakalım. Very old. Çok eski. Ancient eski. Konu kapanmıştır. Huge. Kocaman. Devasa mı? Evet hocam. O zaman ben geniş bir şeyler bulmam lazım. Uzun büyük bir şeyler bulmam lazım. Bakıyorum arkadaşlar. Extremely tall and wide. Son derece uzun, son derece geniş diyorum. Ve arkadaşlar iki numaraya denizli yazıyorum. Alone, yalnız. Diğer insanlar onun yanında olamaz. Diğer insanlar olmaksızın. Hoppa gördünüz mü arkadaşlar? 3 o zaman Adana'yı yazdım ve son. Dörtmüş özür dilerim son değil. Ha bakın küresel ısınma. Şimdi sıcaklıkla alakalı bir şeyler bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Yani temperature'ı falan eğer görebilirsem bakın gördünüz mü? Bakın gradual increase azar azar bir artış. Neyde? In the world's overall temperature. Tüm dünyanın neyinde arkadaşlar? Bakın ikliminde sıcaklıkta bir artış oluyor. O zaman 4'e Ceyhan'ı vallahi ben yazarım. Şimdi Ceyhan'da gittiğine göre elimde kaldı bir tane 5 var arkadaşlar. Şimdi 5 bana diyor ki earthquake. Şimdi benim sallamam lazım değil mi arkadaşlar? Maalesef yeni yaşadığımız ben de Hataylı bir depremzede olarak konuşuyorum ki 5 numaraya mecburen Bursa diyorum üzülerek depremden bahsediyorum. Bakın şimdi arkadaşlar. Earthwick. Earthquake. Earthquake asma earthquake. Extremely powerful shaking muazzam bir güçle sallanacak. Sallanacak olan ne? Yer diğer küre değil mi arkadaşlar? Zemin yani. And the result of the tectonic mu yani tektonik hareketlerin bir neticesinde yerin muazzam bir şekilde sallanması. 5 diyorum. Nutrition'a geldim. Nutrition besin değerini ifade eder. Dolayısıyla burada işiniz çok kolay. Eğer bu şimdiye kadar yaptıklarınızdan eminseniz geriye kalan zaten F'dir. Emin değilsem okuyarak eş anlamlı ya da yakın anlamlıyı bulmaya çalışabilirim. Taking the nutrition the body needs. Bakın vücudun ihtiyaç duyduğu besin. Gördünüz mü arkadaşlar? Nereden alıyorum? Yiyecekleri yiyerek alıyorum. By eating food. İşte bu kadar. Pekala. Arkadaşlar sayfamı çevirdim ve bu zorlu sınavda sizlere başarılar diledim. Hoşçakalın.